Biz de salacaktık zaten, ayılmasını bekliyorduk. Trafik bağladı zaten arabayı. Yarın sabah araba işini hallederiz, gelir alır kendisi. O zaman müvekkilimi çıkartabilir miyim? Tabii. Hı? Oğlum. Atıf Bey'e getirin, eşyalarını da çıkartın, teslim edin. Yol kenarında bulduk biz bunu, arabanın içinde sızmış. Daha saat 8 olmamış, köy kütük sarhoş. Ama en azından kenara çekmeyi akıl etmiş değil mi? Bu da önemli bir nokta tabii. Tabii tabii. Araba süremeyecek hale geldiğini anlayınca kenara çekip sızmış. Bu kim ya? Yok artık canım, benim avukatım mı? Ben bileydim amirim böyle avukatım olduğunu, yemin ederim daha büyük bir suç işlerdim. Ne? Ben seni burada kurtarmaya çalışıyorum, değil mi? Ama eğer Cennet tutmasa bunu garanti edemem. Şunu imzalar mısın lütfen? Tamam. Evet. Şuraya da imzalayın. Eşyalarınızı eksiksiz teslim aldığınızı dayı. Bunlara bir bakayım ben. Tamam. İmzalıyorum. Hı hı. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İnşallah bir daha görmeyiz seni burada. Ya o konuda hiç söz veremem. Senin de böyle avukatın olsun. Bak bakayım nasıl suç işliyorsun. Yok canım, böyle söylemek istemedi. Teşekkür bayağı ederiz. İyi akşam. Aa. Hadi. Bir düşün bunu. Hayır. Ya gerzek falan mısın sen ya? Kesme ya. Ya buralarda varsa bir tane bir alalım. İçeride dilimde mam kurudu ya. Allah. İçmeye devam etmeyeceksin herhalde. Yeter içtiğin. Sen bu saatte nasıl bu hale geldin Allah aşkına? Ne varmış senin halinde? Bak düz çizgide göreyim istersen. Al. Tamam inandım. Tamam al, tamam al, tamam. Al. Ay ne yap? Ay tamam tamam. Tamam inandım ya, tamam. Dur. Ah inandım. Tamam. Dur. En iyisi biz sana bir taksi bulalım, tamam mı? Araban burada kalsın, sabah halledersin. Araba... Tamam, ben seni bırak arabayı. Ben seni taksiye bindireceğim, gidersin. Sen nerede oturuyorsun? Nerede? Evin nerede? Semtin neresi? Ya ne evinden bahsediyorsun? Daha içeriden yeni çıktın. Allah Allah. Tamam, gel ben seni bırakayım. Gel. Hı. Yürü, yürü, yürü. Bin şuna. Senin eve falan gideceğin yok, anlaşıldı. Sersem ya. Avukatımsın ama ben de adını bile bilmiyorum. İmzaladığın kağıda bakarsan görürsün. Şu an gözlerimi senden alıp kağıda mağda hiç bakamam, kusura bakma. Hiç değil, hiç değil. Sahte falan olmasın. Yok, eğer sen gerçekten bu kadar güzelsen en az senin güzelliğin kadar gerçekte emin olabilirsin. Ay, bütün kızlara böyle mi davranırsın sen? Bilmem, nasıl? Çok ayıp ya. Efendim? Adım Narin. Narin? Wow, Narin güzel isimmiş, yakışmış. O zaman bir şey söyleyeceğim Narin. Bak yol üstünde bir tane çorbacı var. Açlıktan ölüyorum. Beni götürsen oraya, bir şeyler yesem. İçeride hiçbir şey vermediler, gözünü seveyim. Ha? Bir çorba ya. Bu gece senden kurtuluş yok yani, anlaşıldı. Aynen. Efendim Denizciğim. Narin iyi misin? Ters bir durum yok inşallah. Yok yok, iyiyim merak etme. Aldım arkadaşı karakoldan, evine götürüyorum. Basit bir vaka. Ay ne bileyim, merak ettim işte. Can da paranoyak konuşunca bu sizin manyağın tezgahıdır diye. Bir arayayım dedim. İyiyim canım, merak etme. Bizim manyağın tezgahı falan da değil ayrıca. Arkadaş saat 8 gibi arabada sızmış yol kenarında. Polisin de pek hoşuna gitmemiş tabii. Ben o telefonu bir alabilir miyim? Pardon. Alo, bana bak, bu hanımefendinin erkek arkadaşı falan, sen bu gece itibariyle hiç şansın kalmadı bilgine. O derece diyorsun yani. Aa, kadınsın sen. Hem de ne kadın. Ama sen sapıksın belli ki. Çabuk in o arabadan. Ha, çorbacı burası. Dur. Ya bir dakika dur. Bu. Dur burada. Ha, tamam. Versene tamam. Şu telefonu. Tamam. Ver. Alo, Deniz. Narin. Defet o adamın başından, öf. Ne adamı? Çocuk bu be. Bir çorba içerim, ayılsın. Bekle, dur. Nereye ya? Ya tamam Deniz, hadi. Konuşuruz sonra, hadi. Tamam, hadi. Dikkat et.
Arkadaşın fena sahip çıkıyor ha sana. Ablam mı? Hayır. Kendini annem sanan bir arkadaşım işte. Güzel mi? Güzelse tanışayım. Sana bir numara büyük gelir canım. Yapma ya. Hı. Bu manyak falan diyordunuz peşimde. Hı? Kulak misafir oldum. Kim o? Ya sen bir sarhoşa göre biraz fazla ayık değil misin? Ha? Aradan böyle laf cımbızlayıp hatırlamalar falan. Vallahi sen benim öyle çoluk çocuk gibi gözüktüğüme bakma. Uzak uzak kuran varsa söyle. Vallahi belayımdır ha. İnanmadım. Sen söyle, ben halledeceğim. Yarın aynı saatte aynı yerde buluşuyoruz ya. Daha büyük mevzu çıkartacağım. Ha, çok beklersin, çok. Hadi bin şu arabaya, salla ama çok uykum var. Gerçekten uykun geldi galiba. Kardeşin zannetmeye başladı. Ya bak, istersen arabayı kullanabilirim. Yok, tamam. Emin misin? Bakıyorum sabah sabah pek bir eğleniyorsun. Vallahi kısmetiniz çok açıkmış Narin Hanım. Dünkü beyi de çok beğenmiştim ama bu da hiç fena değil. Hem yakışıklı hem zengin. Durdunuz durdunuz, turnayı gözünden vurdunuz. Çok tebrikler. Birsel ailesinin tek varısıdır Atif Bey. Yaşı sizden biraz genç ama olsun, moda şimdi. Babası da müşterimizdir. İstanbul'un sayılı ailelerinden kendileri. İnanmıyorum ya. Bayağı tabak gibi fotoğrafımı koymuşlar. Değil abi o, müvekkil o. Abi bak. Korkma tatlım. Bak, hop, üst.
top oynuyoruz Ali amcanla. Top oynuyoruz. Bak, nerede bunun dadısı? Kaybol. Kaybol! Abi bak, vallahi billahi müvekkil. Ben sana dün gece söyleyecektim. Abi bak, dün gece söyleyecektim abi ben sana da. Geç geldin diye şey demedim. Ali. Ali yine geldi. Bu çok içirdi dün akşam. Doktora gidelim. Hangi doktor abi? Kafa doktoru mu, normal doktoru? Bilmiyorum lan. Gidelim işte. Lan! Arabaya hazırlayın çabuk! Biriniz buraya gelsin! Aman abim ya. Sen şimdi anlamadan, dinlemeden niye krizlere giriyorsun ya? Ay! Ay inanmıyorum. Baksana şuna. Vay be! Vay be! Ne oldu? Narin Hanım'ın maceraları kereste kralının oğluyla fin kapmış daha dün gece. Bir sap sen kaldın balız. Kimmiş bu? Tanımazsın sen. Bu yeni türeyen playboylardan. Dün gece çocuğu karakoldan çıkartmaya gitti, kızın başına gelenlere bak. Günaydın Fırat Bey. Buyurun, kahveniz hazır. Bunun hemen düzeltilmesini istiyorum Erol Bey. Yani bu düpedüz insan haklarına saldırıdır. Hayır yani anlamadan bilmeden insanlar hakkında nasıl böyle şeyler yazıyorlar? İstediğin zaman gazeteyi arayıp haberi yalanlayabilirsin. Öyle mi? Tabii. Tamam. Ben hemen gidip arayayım o zaman. Yalnız Narinciğim, bu Atıf Bey'in nezaret macerasını hikayene karıştırma. Nasıl yani? Erol Bey, nezaretten bahsetmezsen bana nasıl inanır bu insanlar? Takdir edersin ki müvekkillerimizin saygınlığını tehlikeye atamayız. Atıf da senin müvekkilin artık. Hem babası hiç iyi bakmaz bu işe. Yani ben gidin size çocuğu çıkartın, bu meseleyi de örtbas edin diyorum. Siz kalkıp basına demeç veriyorsunuz der adam. Değil mi? Anladım ben. Saygınlıkmış. Beni düşünen yok ki. Önce Babür'ü sardılar başıma, şimdi de bu. Gence mi ya? Her şeyi Narin'in üstüne yıkalım. Oldu olacak, herifin suçlarını da yıksınlar bana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.